Venezia Mega Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü karşımda. Oğuz Bey, iyi günler. Merhabalar Zeliha Hanım. Şimdi tabii hafta sonu karantinalar devam ediyor. Şu ana kadar devam edecekmiş gibi de duruyor. Hafta sonu karantina dolayısıyla AVM'ler nasıl geçiriyor dönemi? Daha doğrusu bu dönemi AVM'ler nasıl geçiriyor diyeyim, son kısıtlamalarla beraber, rakamsal olarak. Aslında şöyle, hafta sonları bu dönemlerde AVM'ler için %50 demek. Dolayısıyla %50 sistemden çıkmış durumda. Kalan %50 de diğer kısıtlamalardan dolayı %30'lara kadar düşüyor. Yaş kısıtlamaları var. Çocuklar, gençler belli saatlerde gelebiliyor. Bunun dışında gelemedikleri için dolayısıyla aileler de gelemiyorlar. Akşam 8'de kapanıyor alışveriş merkezleri. Dolayısıyla insanlar ilk çıkışında bir alışveriş merkezine gitme şansı çok fazla olmuyor. Zaten 9'dan itibaren sokağa çıkma yasağı başlıyor. Kafe ve restoranlar biliyorsunuz kısıtlamada bunların büyük etkisini gördük son dönemde. Dolayısıyla hani %30'lara düşen bir ayak sayısı ama %40-50'ler civarına çıkan bir ciro durumu söz konusu. İnsanlar bu dönemde direkt alışveriş odaklı geldikleri için alışveriş merkezlerine ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar ve alışveriş sepet ortalamaları dolayısıyla ayak sayısına istinaden daha fazla görünüyor bu dönemde. Peki AVM'lerin başka ticari yapılara dönüştürülmesi konuşuluyor. Çünkü son biz 20 yılda çok fazla AVM yapıldığını gördük. Bu konuda eleştiriler de vardı zaman zaman. Şimdi böyle bir durumda söz konusu olduğu belirtiliyor. Venezia'da pandemi sonrasında herhangi bir değişiklik planlanıyor mu? Bizde böyle bir değişiklik söz konusu değil çünkü hani sektörde başarılı örneklerden bir tanesiyiz. Özellikle açık konsept oluşumuz bu pandemi döneminde bize çok büyük avantaj sağladı. Bunu her platformda kullanıyoruz. Aldığımız tedbirlerle birlikte aslında ilk kısıtlama sonrası 1 Haziran'dan tekrar açıldıktan sonra çok kısa sürede toparlandık. Eylül-Ekim aylarını çok iyi geçirdik. Kasım'ın başları da aynı şekilde geçti. Hatta önceki yılları yakaladık diyebilirim. İkinci kısıtlamalarla birlikte bu iş bizi birkaç ay geriye atmış oldu. Bu konu konuşuluyor gündemde. Aslında böyle bir sıkıntılı süreçte çok fazla gündeme getirilmesini de doğru bulmuyorum. Hani bankalara olan kredilerden dolayı bazı alışveriş merkezleri, bankalara devirleri söz konusu gibi haberler çıkıyor. Görmek lazım yani yılın ilk çeyreği, 2021'in ilk çeyreğinden itibaren şu an başlayan aşı çalışmalarının etkilerini göreceğiz. Alınan tedbirlerin etkilerini göreceğiz. Bunlarla birlikte yavaş yavaş uluslararası dolaşım başlayacak. Bizim etkileşimde olduğumuz ülkelerde de çünkü benzer çalışmalar, aşı çalışmaları yapılıyor. Görmek lazım. İlk çeyreğe kadar ciddi anlamda bir toparlanma süreci olacağını düşünüyorum. Mayıs'tan itibaren de çok hızlı bir şekilde eskiye dönüş olacak. Özellikle uluslararası dolaşımın etkisiyle turist sayısında artışlar olacak ki şu dönemde biraz o anlamda sıkıntılıyız. Ve yaz dönemi Haziran'dan itibaren eski normallere döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü insanların acil olmayan birikmiş alışveriş ihtiyaçları var. Şu anki öngörülere göre ve bunları gerçekleştirmiyor olabilirler. Hızlı bir şekilde bunları alacaklarını ve sektörün hareketleneceğini düşünüyorum. Dolayısıyla çok olumsuz haberlere ben taraftar değilim. Ama ne olabilir derseniz alışveriş merkezlerinin alternatif olarak ofisler konuşuluyor ki ofis de aslında pandemi döneminde çok cazip bir yapı değil. Otel olabilir. Bazı online alışveriş sitelerinin teslimat merkezleri veya lojistik merkezleri olabilir gibi söylemler var. Ama dediğim gibi görmek lazım. Özellikle Haziran'a kadar çok hızlı bir süreci olacak. Tabii ki oyundan düşenler mutlaka olacaktır. Bu süreci kaldıramayan yapıda olanlar mutlaka olacaktır ama genel olarak ben sektörün ciddi anlamda toparlanacağına inanıyorum.
Peki bu ziyaretçi ve alışveriş sayıları düşen AVM'ler için aslında başka çözümler var mı? İllaki ekonomilerde biliyorsunuz çok fazla yapılar artıyor. Yapıdan kastım sadece bina AVM olarak düşünmeyin. 2001'de de çok fazla bankalar vardı biliyorsunuz. Sonra güçlü olan kaldı. Bu dönemde de bu AVM'ler için söz konusu olabilir mi? Çözüm ne olabilir? Finansman problemleri nasıl çözülebilir size göre? Aslında açılışta çok güzel söylediniz. Alışveriş merkezi arzı ülkemizde çok fazla. Bunu pandemi sebebiyle her alışveriş merkezi kendi kabuğuna çekildiğinde herkes çok ciddi anlamda hissetti. Çünkü kabuğunuza çekildiğinizde çok yakın çevreye hitap eder duruma geliyorsunuz ve bazı alışveriş merkezleri için bu durum yeterli olmayabiliyor. Bunu görmüş olduk. Bundan sonrası için çok daha kontrollü yatırımlar olacaktır diye düşünüyorum. İlla ki el değiştirmeler olacaktır. Hı hı. Bankaların ötelenmiş olan krediler konusunda biraz daha süre tanımasını gerektiğini düşünüyorum yatırımcılara. Çünkü sektörün sırtında yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yatırım kredi borcu var. Evet. Çok ciddi istihdam sağlayan bir sektör. Dolayısıyla bankalar nezdinde biraz daha bu tarafa destek olursa süreç daha kolay geçecektir diye düşünüyorum. Oğuz Bey teşekkürler, kolay gelsin. Evet, Sabancı Sanayi Grubu Başkanı Cevdet Alemdar, Temsa'nın önümüzdeki dönem hedeflerini...